Bazen neye üzülüyorum biliyor musunuz? Aslında üzüntü de değil bu. Sabahleyin dişlerini fırçalamamışçasına hafif bir ağız tadı eksikliği. Gönle vuran pas kokulu bir zemin katı loşluğu. Biz kendi edebiyatımızı günlük yaşamımıza çok az katıyoruz. Hatta genellikle hiç katmıyoruz. Örneğin hangi ev sofrası yahut dost sohbetinde Memduh Şevket'in adı geçiyor? Demek ki Memduh Şevket gibi güçlü bir yazarımızı konuşmalarımızda dahi anımsayamayacak kadar onu tanımadan paldır küldür devirip gidiyoruz günleri, haftaları, ayları. Ozan Mustafa Seydi anımsıyor muyuz? Yo. Fahri Celali? Yo. Osman Cemali? Yine yo. Adları boşuna çoğaltmayalım. Demek ki edebiyatımız içimize kök salmamış. Lütfen bunun nedenini de dış düşmanların kışkırtıcılığına yahut emperyalizmin sömürüsüne bağlamayalım. Konuştuğumuz dilin bile lezzetine henüz tam varamamış olmamıza bağlayalım. Memduh Şevket'in yahut Ahmet Muhib'in yahut Ahmet Hikmet'in yahut Faik Ali'nin bir kez bile adının geçmemiş olduğu bir evde yetişen bir gencin okul derslerinden aklında kalanlarla Türkçenin sözcükleri arasındaki sevi sevdayı anlamasına ve onunla gerçekten bütünleşmesine olanak var mıdır? Osmanlı sarayı kendi ozanlarını bilir ve severdi. Tanzimat sade bir politika değişiminin adı değil, yeni bir edebiyat akımının da adıdır. Birinci ve ikinci meşrutiyetlerin de politikacıları, kendi dönemlerinin edebiyatçılarıyla tencere kapak gibiydiler. Gazi'nin çevresi bir edebiyat akademisiydi. İsmet Paşa ise üst düzeyde bir Türkçe kullandığı halde kişisel zevk ağırlığını çok sesli müziğe koydu. Edebiyatçılarla ilgilenmez göründü. Memduh Şevket'i parti genel sekreterliğine getirmesi, Memduh Şevket'in edebiyatçı kişiliğini ön plana çıkarmamasıyla belki de bağlantılıdır. Kim bilir? Bunu Memduh Şevket'e hep sormak istemişimdir ama o yıllarda çok genç olduğum için konuyu açmaya sesimin gücü yetmemişti. Bağımsızlık Savaşı'nda Memduh Şevket'i bir süre Çamlıca'daki kuytu evin bodrumunda sakladıktan sonra Anadolu'ya babam kaçırmış, arkasından da tutuklanıp ölüm cezası istemiyle Bekir Ağa bölüğüne atılmış olduğu için kendisiyle aile dostluğumuz zengin bir geçmişe dayanıyordu. Bu yakınlığın verdiği cesaretle kendisini evinde ziyarete giderdim. Yunan mitolojisinden de zengin örneklemeler yaparak Küçük Asya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin boyutlarını ve giriftliğini anlatırdı bana. Dünya edebiyatını, özellikle de Rus edebiyatını olağanüstü iyi bilen bir yazardı. Bir seferinde sanatın bir doğa vergisi değil bir çalışma işi olduğunda nedense çok direnmişti. Bir anlamda alçak gönüllülük gösteriyor ve her çalışanın sanatçı olabileceğini söylemek istiyordu. Ben de ürkek bir sesle buna karşı çıkıyordum. Laf fazla mı uzadı ne oldu? Memduh Şevket yazı masasında oynayıp durduğu fil dişi kağıt açacağını ortasından çat diye kırıverdi konuyu değiştirmeyi de beceremedim. Acemi bir ukalalık ve tedirgin bir inatçılıkla iznini isteyerek usulca sıvıştım odasından. İsmet Paşa döneminden sonra demokrasi denemeleri sırasındaysa sanatçılar bir kutupta, politikacılar başka bir kutupta iyice yoğunlaşır oldular. Birinciler ikincileri fazla renksiz, ikinciler de birincileri galiba fazla ilerici buluyorlardı. Daha doğrusu bu tür gerekçelerle bilmedikleri bir dünyanın insanlarından uzak durmaya çalışıyorlardı. Bu derin çatlama politikayı pek yüzeyde, sanatçıları da pek kuytularda bırakmaya başladı ve her dönemde günlük yaşam konuşmalarının içine girmiş olan edebiyatçılar, bir kat bir araba hırslarının şahlandığı gelişimde böyle bir amaca yararlı bir iskele olamama nedeniyle sohbet konularının dışına itildiler. Artık ne Fikret'ten bir kıta okuyan var ne Cemal Süreyya'dan bir dize. Neyse ki çalı kuşu bir sokak adı olarak duruyor kutsal sevgilerin sıra dağları arasında Türkçe sevgisinin sıskalaşan bir görünüme girmesi, gönle vuran pas kokulu bir zemin katı loşluğunda bir öksüzlük ürpertisi yaratıyor kişide. Toplumlar, tanımadıkları padişahları değil, konuştukları dili sevdikleri kadar ışıklanırlar. Çetin Altan 27 Şubat 2013